Bugün pek çoğunuzun gezip görmek istediği veya temelli olarak orada kalmayı arzuladığı, dolayısıyla sizlere çekici gelen bir takım ülkeler muhakkak vardır. Kimileriniz arzuladığınız ülkelerin ikliminden ve doğasından hoşlanırsınız, kimileriniz o ülkedeki insanların kültür ve yaşam biçimlerini karakterinizle daha çok özdeşleştirirsiniz. Kimileriniz ise tamamen ekonomik sebeplerden dolayı bulunduğunuz ülkeden çıkıp gitmek istersiniz. Peki ya tüm bu koşulların rahatlıkla sağlandığı tek bir ülkeden bahsetsem nasıl olur? Evet, sanırım öyle bir yer biliyorum. Hemen herkesin zenginlik içerisinde yaşadığı, her karış toprağının güvenli olduğu ve bozulmamış doğasıyla mutluluğun başkenti denilebilecek türden bir ülke. Orası İsviçre. Denize kıyısı olmayan İsviçre, Alpler, platolar ve dağlar arasında bulunuyor ve yüz ölçümü bakımından pek de büyük olmayan bir ülke. Alpler toprakların büyük bölümünü işgal ediyor ve bu topraklar 8,5 milyonluk bir insan topluluğuna ev sahipliği yapıyor. Resmi adıyla İsviçre Konfederasyonu olarak biliniyor ve ta ki 1815 yılından bu yana ülkede en ufak bir savaş belirtisi görülmemiş. Bundan dolayı da olsa gerek ekonomileri her daim gelişmiş ve bugün dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alıyorlar. Ayrıca Kızıl Haç olarak adlandırılan, insan hayatını ve sağlığını korumak adına kurulan uluslararası insan organizasyonuna da öncülük ediyorlar. İsviçre pek çok kişi tarafından Avrupa Birliği'ne üye sanılıyor. Fakat bu ülke Euro bölgesinin bir üyesi değil. Dolayısıyla para birimleri Euro değil, İsviçre frangıdır. Buna rağmen bir Schengen vizesine sahipseniz, diğer Avrupa ülkelerini gezebileceğiniz gibi İsviçre'yi de rahatlıkla gezebilirsiniz. Ancak oraya gitmeden önce bazı detayları bilmeniz gerekir. Örneğin ülke, dil ve kültür bakımından 4 ana bölgeye ayrılmış. İnsanlar konuştukları dile göre farklı bölgelerde gruplaşmışlar. Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romanca ile 4 resmi dile sahip olan ender ülkelerdendir. Mesela bir bölgede yoğun olarak Almanca konuşulabiliyorken, ülkenin farklı bir yerinde tamamen Fransızca veya İtalyanca konuşulduğuna şahit olabilirsiniz. Bu nedenle bütün ülkeyi kapsayan ortak bir dil birliği İsviçre'de sağlanamamış. Ayrıca bu ülkede din birliği de yok denilebilir. Hristiyan nüfus diğer inanışlara göre fazlaca olsa da, onlar da kendi arasında Protestan ve Katolikler olarak ayrılıklar yaşıyorlar. Fakat oradaki yerel insanlar bunları pek de dert etmiyorlar. Çünkü hangi bölgede yaşarsanız yaşayın, insanlar yalnızca kendi huzurunu, mutluluğunu düşünüyorlar ve başkasının neye inandığı, hangi dili konuştuğu gibi konular pek de umurlarında değil. İnsanlar daha çok zenginliğin ve de sahip oldukları yüksek hayat kalitesinin tadını çıkarmakla meşguller. Kişi başına düşen alım gücü oldukça fazla olduğundan, canları ne istiyorsa hemen her eşyaya rahatlıkla sahip olabiliyorlar. İsviçre'ye dair duymuş olabileceğiniz en önemli yerlerin başında Zürih, Lozan, Basel ve Cenevre gibi şehirler gelmekte. Yurt dışından uçuşlar sıklıkla bu şehirlere yapılmakta ve ülkeye turist olarak gelen kimseler genellikle bu şehirlerde vakit geçiriyorlar. Hazır gelmişken de bu şehirlerde düzenlenen sayısız festivallerde eğlencenin doruklarını yaşıyorlar. Örneğin Ocak aylarında düzenlenen Uluslararası Balon Festivali, yine Şubat ortasında Basel'de düzenlenen Maske Festivali, Paskalya Müzik Festivali, Zürih Kent Karnavalı ve Cenevre Uluslararası Film Festivali gibi pek çok organizasyona ev sahipliği yapıyorlar. Gelelim iştah açıcı bir takım konulara. Bir insan başka bir ülkeye ilk kez ziyarette bulunacaksa en çok neyi arzular? Tabii ki de o ülkenin geleneksel lezzetlerini ve meşhur yiyeceklerinin tadını merak eder. Eminim ki dünyada peynir veya çikolata sevmeyen pek kimse yoktur. İsviçreli girişimciler bunun farkına varmış olacak ki peynir ve çikolata üretiminde adeta zirveye ulaşmışlar. Dünyanın en kaliteli peynirlerini ve çikolatalarını üretiyorlar ve dış ülkelere satıyorlar. İşlerinde öylesine ustalaşmışlar ki yaklaşık 450 çeşit peynir üretiyorlar.
Bunlar arasında en bilindik olanı ise tencerede eritilmiş peynire uzun çatallarla ekmek banılan fondüdür. Ancak bu ülkeyi asıl popüler yapansa kesinlikle çikolatalarıdır. 18. yüzyıldan bu yana dünyanın en çok ve en kaliteli çikolata üreten ülkesidir. Özellikle 19. yüzyılın sonlarında temperleme gibi teknolojik tekniklerin gelişmesiyle İsviçre çikolatası kalitesini arşa çıkarmış ve dünya çapında ün kazanmıştır. Teknolojinin yanı sıra Daniel Peter adlı İsviçreli mucit büyük bir atılım yaparak sütlü çikolatayı üretmiş ve İsviçre çikolatanın anıldığı marka bir ülke haline gelmiştir. Hatta ülkemizdeki marketlerde büyük ihtimalle görmüş olabileceğiniz Toblerone çikolatalar İsviçre'den ithal edilmektedir. İsviçre'de hemen her köşede bulunan otantik mağazalardan damak zevkinize göre pek çok çikolata bulabilirsiniz. Hatırlatmakta fayda var ki İsviçre'de çikolatalar da diğer yiyecekler gibi oldukça pahalı. Bunun sebebi olaraksa üretilen her yiyeceğin en kaliteli malzemelerden yapıldığını söylemekteler. Şayet turistseniz, kendi ülkenizdeki sevdiklerinize çikolata hediye etmek birazcık masraflı olabilir. Gelin biraz da İsviçre'ye dair hayatın içinden örnekler sunalım. İsviçre, dünya üzerinde doğrudan demokrasiyle yönetilen tek ülkedir. Yani diyelim ki siz orada bir vatandaşsınız ve sizin hayat biçiminize olumsuz etkileri bulunan bir kanun bulunuyor. Siz sıradan bir insan olarak o kanuna dava açıp anayasanın değişmesini talep edebiliyorsunuz. Diğer yandan bu ülkede insanlar öğretmen olmayı çok seviyorlar ve gerçekten de eğitim anlamında kaliteli bireyler yetiştiriyorlar. Bunun açık bir örneği olarak ülkedeki suç oranlarının oldukça az olması ve Avrupa'nın en iyi matematikçilerinin bu ülkeden yetişmesi gösterilebilir. Ayrıca öğretmenler yıllık 120 bin doların üzerinde kazanıyorlar. Türkiye'de ise öğretmenlerin yıllık ortalama geliri sadece 10 bin dolar. Öte yandan bu ülkede bir devlet başkanı da yok. Onun yerine devlet başkanının görevlerini üstlenen 7 üyeli bir konsey bulunuyor. Hatta daha da ileri gidelim. Ülkenin kanunen resmi bir başkenti de yok. Yine de Bern şehri fiilen başkent olarak gösteriliyor. İsviçre'nin dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Ülkede olası bir nükleer savaşa karşı sayamayacağınız kadar çok yeraltı sığınakları bulunuyor. Hatta herhangi bir savaş ihtimaline karşın otoyolları bariyerleri sökülebilen bir uçak pistine dönüşebilen şekilde tasarlamışlar. İlginçtir ki bu ülkede silah satışı da oldukça yüksek. Nüfusu 9 milyona yakın olan bu ülkede 4 milyon kadar silah olduğu varsayılıyor. Bu kadar silah olunca insan bir vukuat bekliyor ama daha önce de bahsettiğimiz üzere dünyadaki en düşük suç oranlarına sahip ülkelerin başında geliyorlar. Ayrıca 18 yaşına gelen erkekler için askerlik hizmeti zorunlu. Askerliği bizim ülkemizden farklı kılansa tüm erkeklerin silahlarını evlerinde saklamaları gerekiyor ve her an savaşa hazır olmaları şart koşuluyor. Dışarıdan barışsever, sakin ve pasif insanların ülkesi olarak anılan İsviçre, bu tarz disiplinli kurallarıyla oldukça dikkat çekiyor. Alışık olmadığımız farklı bir uygulamada cezalar üzerine diyebiliriz. Örneğin, lüks araca sahip bir insan, sıradan bir araca sahip insanla aynı trafik kurallarını ihlal ederse, lüks araca sahip olan insana daha fazla ceza kesiliyor. Bunun sebebi ise oldukça açık. Çünkü lüks araca sahip olan insan zengin varsayılıyor ve uygulanan cezalar kişilerin gelirine göre değişkenlik gösteriyor. Özetle, İsviçre dünyadaki en güvenli, en huzurlu ve en yaşanılabilecek ülkelerden birisidir. Eminim ki orada yaşayıp İsviçre'den memnun olmayan insan sayısı yok denecek kadar azdır. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.